hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün muhteşem karışık bir turşu yapacağız. Bu kez sirkeli yapacağız. Ev sirkesiyle güzel bir turşu yapacağız. Şöyle malzemeleri göstermek istiyorum. Lahana kullanacağım. Kornişon, kıl biber, sarı havuç, kırmızı havuç, şalgamlı havuçtan kullanacağım. Şöyle bir sebzemizden kullanacağım. Ve lahana. Lahana gerçekten çok sağlıklı bir sebze olduğu için bunu kullanacağım tabii ki karışık turşumuzda. Maydanozu da üzerine hem kapatmak hem de kıtırlık vermek açısından kullanacağım. Defne yaprağı kullanacağım. Birkaç dal ve karabiber ve sarımsaklar. Hemen geçelim yapımımıza. Karışık turşumuz için öncelikle salamuramızı hazırlıyoruz. Kaya tozumuz ile şöyle 1, 2 ve 2,5 yemek kaşığı kaya tuzumuzu kullanıyorum. Bu kışlık olacağı için tuzu biraz daha fazla tutacağım arkadaşlar. İyice karıştırıyorum bir. Bunu şöyle bir köşeye bırakıyorum erimesi için. Daha sonra devam ediyoruz yapımına. Malzemelerimizi çok güzel yıkadık, dezenfekte ettik. Birkaç kez yıkadık. Şöyle öncelikle lahanalarımızı kesmekle başlayalım. İri parçalar halinde. Şimdi malzeme listesine gelecek olursak arkadaşlar. Malzeme listesini ben 2 litre şöyle 2 litre kap kullanacağım. Bunu da güzel bir yıkadım. Sudan geçirdim. 2 litre kaba ortalama 1 litre sebze girecektir. 1 litresi de su olarak kaplayacaktır kavanozun hacmini. O sebeple ortalama yani kavanozunuzun ölçüsü önemli olan. 5 litre kullanıyorsanız kavanozunuz 2,5 kilo sebze ideal gelecektir. Tabii ki sizin içerisine koymanız da değiştirecek bir ölçü miktarını. Şöyle güzel bir sebzeleri doğradım. Alalım. Karışık yapacağım. Diğer turşu videolarımızı da izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Fikir açısından. Farklı probiyotik olarak da turşum var. Bazı kaynaklar bu sirkeli turşunun yani ev sirkesiyle yapılan turşunun probiyotik olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklar ise sirkeli turşunun probiyotik olmadığını söylüyor arkadaşlar. Sizce sirkeli mi probiyotik yoksa sirkesiz turşu mu probiyotiktir? Yorumlara yazar mısınız? İnanın artık araştırmacılar ve bilim adamları bile arasında polemik olmuş. İkisi ortak bir çözüm noktası bulamadılar maalesef. O sebeple bilemiyorum. İki çeşidinde yapmak istedim. Şöyle güzelce bir bol şekilde turşularımız gelsin. Evet. Şunları da ekleyelim. Bu gerçekten antioksidan değerine çok faydalı bir sebze arkadaşlar. Mutlaka mutfağınızda bulundurun. Hem renk verecektir hem de muhteşem antioksidan. Mor renkleri mutlaka mutfağınızda bulundurun. Gerçekten önemli. Şöyle ekleyelim. Şimdiden güzel oldular aslında. Şöyle bu biberlerimizi çatalla deleceğiz. Şöyle atalım. Delikler, küçük delikler açacağız ki içerisine ne desin? Bu zaten kırılmış. Hatta ben şunları arkadaşlar biberlerin şu saplarını almak istiyorum ki bizim kavanozumuzu boş yere doldurmasın, kalabalık yapmasınlar istiyorum. Daha fazla sebze alabilmek açısından. Şöyle. Bunları da delelim. Gerçekten şunları almadım. Bunları da alayım. Şu kornişonları şöyle keselim. Aslında bunları da şöyle bir kesmek istiyorum. Normalde bunları kesmenize gerek yok ama hepsinin şekil itibariyle aynı olması daha güzel görünecektir görsel açıdan. O sebeple kesmek istedim. Yoksa normalde kesmenize gerek yok bunu. Şekil de önemli benim için. Şöyle. Hani bu turşucular var ya gidersiniz böyle muazzam kesilmiş hem kokusu mis gibi. İşte öyle bir turşu olacak. Pütür pütür bir turşu olacak. Şöyle bunları kesmeye devam edeyim ben.
Bu sarımsakları da şöyle içerisine. Sarımsağı isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben malzemeleri doğramaya devam edeyim. Malzemelerimizi şöyle karıştıralım. Kabım biraz küçük kaldı ama ben bunları karıştırmaya devam edeyim. Ve sıra geldi malzemelerimizi içerisine eklemeye. Şöyle sıkı sıkı yerleştirirsek daha çok turşu alacaktır. Turşu malzemesi alacaktır. Şöyle sıkıca yerleştirelim. Bastıra yerleştirelim ki daha çok malzeme alsın içerisine. Şöyle renklerden de ekleyelim. Malzemelerimizi doldurduk. Şöyle defne yaprağından ekleyelim. Ekleyelim. Karabiberlerini de şöyle ekliyorum. Bunu da tamamen sizin arzunuza göre isterseniz eklemeyebilirsiniz. Kişniş ekleyebilirsiniz. Daha farklı sebzelerden dereotu ekleyebilirsiniz. Dereotu da güzel bir aroma verecektir. Sevenler için yani sizin arzunuz neyse o şekilde malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ekleyelim. Şu maydanozlarımızın saplarını ben genellikle atmıyorum turşu kuracağım zaman. Çünkü hem üzerine koruyucu oluyor hem de güzel bir aroma veriyor ve kıtırlık veriyor. İsterseniz yeşil çay da kullanabilirsiniz bunun içerisine. O da kıtırlık veriyor. Fakat biraz rengini değiştirdiği için bazen ona göre dikkatli kullanmakta fayda var. Ama kıtırlık veriyor ve güzel de aroma oluyor. Ve bu da bakın şöyle üzerine iyice kapadığım için gerçekten güzel bir kapak oluyor. Yani biliyorsunuz ki turşu da üzerine çıkarsa suyun üzerine çıktığı zaman sebzeler çürüyor ve biraz da küflenmeye sebep oluyor. Bozuluyorlar yani. O sebeple böyle kullanmanız daha doğru olacaktır. Hem de değerlendirmiş oluyoruz maydanoz saplarımızı. Zaten biliyorsunuz sapları da çok kıymetlidir. Çok faydalıdır maydanozun sapları. Güzel bir alternatif olarak değerlendirmiş oluyoruz. Burada bir fincan ev yapımı, tamamen ev yapımı olan ev sirkemizi, elma sirkesi benimkisi. İstediğiniz sirkeyi de ekleyebilirsiniz. Daha fazla sirkeli seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin arzunuza göre. Daha fazla seviyorsanız biraz daha fazla eklemek daha güzel ve lezzetli olacaktır sizin açınızdan. Artık tuzumuzun biraz daha erimesini beklemek zorundayım. Çünkü eğer ki böyle erimeden koyarsanız tuzu yumuşayabilir. Turşunuz yumuşayabilir. O sebeple birazcık daha bekleyeceğim ve tuzumuz eridikten sonra devam edeceğim. Ve artık salamurumuzun suyunu ekleyelim. Bakın. Evet, 2 litre demiştim. Sebzesi ortalama 1 litre, 1 kilo ve salamura suyumuzu da 1 litre aldı. Bu şekilde tamamen boylamasına özen gösteriyoruz. Ve şöyle ağzını kapatıyoruz ama bunu yaptıktan sonra mutlaka kontrol ediyoruz. Ara ara böyle gazının çıkması, hafif gevşetip tekrar sıkıyoruz. Yani ağzını açık bırakmayacağız. Hafif gevşetip tekrar sıkıyoruz. İçerisinde oluşan gazın dışarıya çıkmasını sağlıyoruz. Taşabilir. Bu da ara ara taşabilir. Bu da normal. Kontrollü turşu yaparken ilk 3 gün kontrolü elden bırakmayın. Çünkü gaz çıkışı olacağı için kontrol olmakta fayda var. Turşumuz artık hazır. Sirkeli yaptık. Bu sefer ev sirkesiyle ama sanayi sirkesiyle değil, ev sirkesiyle turşu yaptık. Doktor Ümit Aktaş, fitoterapist Ümit Aktaş, sirkeli turşunun probiyotik olduğunu söylüyor. Bazıları da sirkeli turşu probiyotik değildir. İçerisindeki bakteriler fermente olmaz deniyor. Artık biz de böyle bir arada kaldık yani. Yani bilim insanları, araştırmacılar kendi aralarında çelişirken bize de her ikisini de size sunmak kalıyor. Bu sebeple sirkeli turşunun yani ev yapımı sirkeyle yapılmış olan turşunun probiyotik olduğunu düşünenler için işte size sirkeli ev sirkesiyle yapılmış olan turşumuz. Şu an 7 gün bekledi. 7 günde ortalama zaten idealdir. Ekleyin bunlar maydanoz çubuklarını koymuştum üzerine kapatması açısından. Şu üzerindeki lahanalarını biraz almak istiyorum. Çünkü aşağıdaki
malzemelerden de size göstermek istiyorum. Şöyle alayım. Şimdi geçelim malzememize. Bakalım nasıl olmuş. Tester'dan geçiriyoruz. Evet, size test etmeden hiçbir şey sunmuyorum. Test ediyorum, onaylıyorum ve size sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Şöyle bakayım neler varmış. Ve sizler için test edeceğim. Şimdi lahana turşumu bakmak istiyorum. Sirkeli olarak. Gerçekten renk mükemmel. Renk diyor ki gel beni ye diyor. O kadar güzel ki böyle çekiciliği var. Bir bakacağım sizin için. Affınıza sığınaraktan bakmak istiyorum. Çünkü hani lezzetini görün istiyorum. Sirke. Evet. Sirkesini ben fazla koymadım. Özellikle koymadım. Bir kahve fincanı koymuştum biliyorsunuz. Çok güzel oldu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani sirkesiz olmaz diyenlere karşı. Hani sirkesiz turşu olmaz diyenlere karşı. Sirkesiz de yapıyorum ve mükemmel oluyor. Yani çok da bir eksiği olmuyor aslında. Yani sirkeli sirkesiz fark etmiyor. Bence hepsi çok güzel. Çok mükemmel. Şunu bir tatacağım. Oldukça mükemmel. Oldukça mükemmel. Umarım bu lezzetleri siz de evinizde denersiniz. Denediğiniz zaman yorumlara yazın. Ki ben de hani nasıl olduğunu bileyim. Sizler nasıl uyguladınız onu bilmek istiyorum. Gerçekten umarım başarılı olur. Çünkü gerçekten benim yaptığım tariflerim çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Bu tarif de öyle. Umarım uygularsınız ve bağırsaklarınız bayram eder. Sağlıklı yaşayıp sağlıklı kalırız. Kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basın lütfen. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmanız gerekiyor. Ve beğenmeyi. Beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim size. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.